Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğiz. Kamptaki son gelişmelerden bahsedeceğiz. Tabi bir kafalarda soru işareti var. Lahti mi soru işareti? Ve kampta yok. Biraz bunu değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Milli takımda olan oyuncularımız var. Batra sakatlığından dolayı yok ve bugün öyle veya böyle Trabzonspor takımımızın maçı var. Heyecanlıyız. Trabzonspor takımımıza başarılar diliyoruz. Kazasız belasız güzel bir hazırlık maçı olur inşallah. Abdullah Avcı kafasındakileri yavaş yavaş görmek isteyecek oyunculardan. Hatta ve hatta bana göre ilk yarı 1-11 yapar. İkinci yarıda bu 11'de bir 7-8 oyuncu değiştirir. Çünkü elinde çok geniş bir kadro yok. Genç oyuncu götürdü 3 tane zaten. Onları da ikinci yarı forma şansı verir diye tahmin ediyorum. Bazı zamanlarda şunu tabii ki de sizler bilmiyorsunuz. Mesela örnek vereceğim. Hull City 2 gün önce Başakşehir'le bir maç oynadı. Ve Hull City muhtemelen bizim maçımıza başka bir kadroyla çıkacaktı. Ve teknik adamlar bazı zamanlarda maçlardan önce bir araya geliyorlar ve daha çok genç oyuncu ağırlıklı başlayıp daha sonra lejyoner oyunculara dönebiliyorlar. İdman programlarına göre iki hoca da beraber kadro planlaması yapabiliyor. Biz bunları yaşadık biliyoruz. Tabi sizler bunları bilmiyorsunuz çoğu kişi. Tabi bilenler var mı bilmiyorum futbolun içerisinde olanlar mutlaka vardır. Hani onun için nasıl bir kadro çıkacağı bilmiyoruz. Çünkü sonuçta hem Hull hem bizim de amacımız antrenman. Amacımız taktiklerimizi, taktiksel düşüncelerimizi sahada görebilmek. Tabi Bizim için en önemli e, detay şu, takımımızda ciddi eksiklikler var. Abdullah Avcı kamp dönemini, bana göre Antalya'daki kamp dönemini istediği şartlarda geçiremiyor. Çünkü e, şimdi Yusuf Yazıcı sakat çıkmadı hala Caneni, sakat çıkmadı hala Larsen. Milli takımda hala dönmedi. Dün Larsen döndü dedik, bazı zamanlarda unutabiliyorum, karıştırabiliyorum. Kusura bakmayın onun için. Artı e, Maxi Gomez aynı şekilde yok ve milli takımda olan oyuncularımızın yokluğunda e, sakat oyuncular eklendi. Batra birden çıktı ameliyat oldu ve bütün halde çalışamıyorsun. Mesela dün bir soru geldi bana. Abdullah Avcı hücumda kime daha çok e, oynatmayı istiyor? Kimin üzerine duruyor diye. Arkadaşlar hücumda Badri, Ömür, Trezege, Viska, Umut Bozok var. Hücumda 5 tane oyuncum var senin şu an kamp döneminde. Tamam Naci de ekleyelim diyelim 6 olsun hani. Ama kenarda Yusuf Yazıcı sakat. Maxi Gomez yok. Vizca hala tam kendinde değil. E şimdi Canini antrenmana çıkmıyor. E şimdi 4 tane çok önemli de oyuncun yok. Ve bu oyuncular ilk 11'i e zorlayacak oyuncular. Bu oyunculardan yoksun bir şekilde antrenman yapıyorsun. Gelelim stoper mevkisine. Bu kamp döneminde hoca işte Sabek Hüseyin'i mi yerleştirecek? Yoksa stoperde mi Hüseyin'i yerleştirecek? Batran durumu ne olacak? Densi, Litoriko ikilisini mi koyacak? Çünkü ilk devre yaptığımız bariz hatalar soğumada kaynaklıydı. Özellikle sağ tarafımızda Larsen ve Batra'nın olduğu bölge çok aksıyordu. İki oyuncumuz da yok mesela. Şu an bu iki oyuncumuz da yok arkadaşlar. Şu kamp döneminde bu iki oyuncunun yokluğu tabii ki de hocayı biraz düşündürüyordu. Kampımız işte 10 on, onun da yanlış hatırlamıyorsam Kasımpaşa ile Kocaeli'de bir hazırlık maçı var. Yani kampın bitmesine de şurada 4 gün kaldı arkadaşlar. 8'i 9'u gibi takım Antalya'daki kampını sonuçlandıracak sonuçlar. Kocaeli'yle gidecek maça. Ondan sonraki süreçte mi artık eklenecekler? Bana göre ondan sonraki süreçte eklenecek bu oyuncular. Şimdi Maxi Gomez Dünya Kupası'nı güzel geçirdi. İnşallah moralli bir şekilde gelir. Nasıl güzel geçirdi? Öyle veya böyle abi. Kavanilerin olduğu yerde, suarezlerin olduğu yerde bir forma şansını yakaladı. Girdi. Şutun attı direkt denli Oynadığı süre içerisinde ben çok beğendim. İnşallah güzel bir şekilde gelecek Maxi Gomez. Ben Maxi Gomez'in hani üzerine bir hücumatta kurulması gerektiğini düşünüyorum. Maxi Gomez'in oyun stiline Maxi Gomez'i besleyebilecek bir oyun planlaması yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi kamp döneminde olmasa da Trabzon'da Abdullah Avcı bunun üzerine gidecektir. Viska ve Trezeguet'in arkadaşlığıyla alakalı çok fazla güzel haberler geliyor. Viska ve Trezeguet çok uyum içerisinde antrenmanda olduğunun bilgileri var. Artı özel hayatlarında da kamp mesela antrenmanın bittiği yerlerde de işte atıyorum lobide olsun, odalarda olsun. Genelde bu hep bu oyuncunun ikisini beraber hareket ettiğinden güzel bilgiler geliyor. Ya, hücum oyuncularının iyi arkadaş olması çok önemli. Hani asis yapma, pas verme anlamında böyle birbirini sevmeyen oyuncularda benim dönemimde yaşadım arkadaşlar. Bakın çok önemli bir detay vereceğim sizlere. Ayağımı kesse ben onu atmam diyen futbolcuk arkadaşım vardı benim. Bunu size net bir şekilde söyleyeyim. Ya, adam sağda boş, sol tarafta ikiye bir iki kişinin arasında olan bir oyuncuya pas verip, hoca dediği zaman niye buraya vermedin dediği zaman burada hani e, oyuncunun Sessiz bir şekilde ayağımı kesseler oraya vermem dediğini ben şahit oldum arkadaşlar. Onun için iyi geçinmekte lazım. Futbolda maalesef böyle bazı zamanlarda sıkıntılı tiplerle de oynayabiliyorsunuz. Bazı zamanlarda olabiliyor maalesef. Bu da tabii ki de takımı etkiliyor. Ee, ne kadar sen bir şey desen de tabii boş. Oyuncu kafasına göre değişik kafalar var. Çünkü gerçekten futbolcuların içerisinde de her sektörde olduğu gibi ofis hayatında da vardır mutlaka. Futbolcuların içerisinde de böyle bazı zamanlarda sıkıntılar çıkabiliyor. Şimdi... E, maçın kadrosunu tahmin etmek çok zor. Dense Vitorgo stoper hattını bekliyoruz. Sol bekte Eren, sağ bekte Hüseyin Türkmen arkadaşlar. Zaten altyapıdan gelen bir sağ bek var. Hüseyin Türkmen'in e zaten maç eksiği de var. Ben Hüseyin Türkmen'i e bir 90 dakika sağ bekte Abdullah Avcı'nın oynatması gerektiğini düşünüyorum. Hull City hani iyi bir takım, kötü bir takım değil. Oyun anlamında iyiler ve bizi özellikle istediler. İyi bir hazırlık maçı olacak, ölçü bir hazırlık maçı olacak ama biz hani hazırlık maçına bakarak yine maçtan sonra aman kötü eleştiri yapmayalım. Aman kırıcı eleştiriler yapmayalım. Çok erken. Çok erken. Kampta çok eksikliklerimiz var. Takım yoğun bir tempo içerisinde sabah akşam antrenman yapıp maça çıkacaklar. Antalya'da hava çok güzel. Saat 4'te Regnum Karya Oteli'nin sahasında oynanacak maç. Tabi taraftar açık olup olmadığı alakalı henüz ben de bilgi alamadım. Ben de bilgi alamadım. Gideceğim. İnşallah eğer taraftar açıksa bir şekilde hani ben de girmek istiyorum tabii ki de maça. Hani bir iki telefon trafiği yapacağız. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Çünkü herkesi kabul etmediklerini biliyorum maça. Belli bir sayı alabilirler içeri. Çünkü izleyen olsun istemiyorlar. Sonuçta bir otel konseptinin içerisinde olacak. Ve e, orta sahada Gımami yanına ben Doğucan'ı bekliyorum. Önlerin Abdülkadir Ömür 10 numara. Sağ tarafta ben e, Bade Trezege değişkenliğini göreceğiz kanatlarda. İleride de Umut Bozok. Belki de Naci e, Badri başlar. Bilemiyorum. İleride de Umut Bozok. Daha sonra bu kadro tabii ki de değişecek. Ben ilk yarı bir ilk 11 bekleyeceğim. Bekliyorum. İkinci yarıda yeni bir 7-8 tane oyuncunun da içeri sokacağını tahmin ediyorum Abdullah Avcı'nın. Bütün oyunculara şans verebileceği bir maç olur diye düşünüyorum. Şimdi Lahtimi çok önemli bir kamp döneminde maalesef sahada yok arkadaşlar. Hala antrenmanlara katılmış değil. Lahtimi ile alakalı çok fazla sorular da geliyor. İki gün önce de söyledim izin istedi sebebi bilinmiyor dedim ve nitekim hala bir sebebi bilinmiyor ve bu sebebi ne olduğunu neden söylemiyorlar bilmiyorum. Ailevi problemler mi yoksa oyuncuya transfer için izin mi verildi? Bakın yoksa oyuncu e, psikolojisi bozuldu gelmek mi istemiyor bilmiyorum ama hiçbir şekilde e, neden Lahtimi'nin olmadığıyla alakalı kimsenin bir fikri yok. Ne sorduğumuz gazetecilerim var ne kulübün içerisinden birilerinin söylediği bir şey var. Zaten kulübün içerisinden gelse de ben söylemiyorum ama inanın onlar da bilmiyor. Bu tamamen hoca yönetimin bilmiş olduğu bir konu gibi duruyor. Latimin'in neden şu an e, gelmediğini ben de bilmiyorum. Özel sebepler ne olabilir? Dediğimiz sebeplerse ailevi problem var dense Vitor Hugo zamanında 10 gün izin istendiğinde söylendi bu. Ailevi problemleri vardı dendi Vitor Hugo 10 gün izin verdik dendi mesela. Ama Latim için bunu söylenmiyor. Bu neden söylenmiyor? Tabii ki de Kafa karıştırıyor. Abi kamp döneminde ne sorun olacak? sen 21 yaşında, 22 yaşındaki oyuncunun. Gel kardeşim burada çalış. Forma şansım istiyorsun? oynamak mı istiyorsun? Kampta neredesin? Gel oyna hazırlık maçına bir göster bakalım. Bir kıpırda ya kupa maçım var benim sonra. Ben nasıl güveneceğim tekrardan atacağım? Şimdi takım kaç gündür çatır 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 çalışıyor. Ama ortada lahtimi yok. Bu biraz düşündürücü. Tabi Abdullah Avcı bizden daha iyi bilir. Neden izin verdiğini ile alakalı demek ki söylememeleri gereken bir konu var. Veyahut da transferim izin verdiler. Bir şey mi kovalanıyor bilmiyorum o konuda. Kulübümüz için hayırlısı olsun. Ee, şimdi Artem Doğubek haberleri var. Tabi Artem Doğbek ile alakalı işte Tutto, Marseta ve vebe göre demişler. Artem Doğubek'i 8 ile 6 milyon euro arasında satış yapabileceğine yapabileceğini belirtmiş Dinipro takımının başkanı. Gene İtalya'da da haberler çıkıyor. Selernitana Nivs'te de 6 milyon euroya güya İtalyan takımlarına karşı bir pazarlama içerisinde olduğu konuşuluyor. Bilmiyorum. Tabi Artem Dovbek bizim birinci önceliğimiz. Hücum hattı. Bakın şunu mesela teknik heyetimiz söylüyor. Transfer döneminde gitmesi muhtemel oyuncular ayrılmak isteyen oyuncular olursa diyor biz transfer yapacağız diyor. Ben hala şunu kabul etmiyorum. Bakıyoruz abi transfer yapılmayacak, transfer olmayacak. Şöyle Arkadaşlar transfer nasıl yapılacak? Bir kere kontenjanımız dolu. Evet ama bu kontenjandan gitmek isteyen oyuncular olabilir. Bunu Abdullah Avcı söylüyor. Ve bizim takımımızda örneğin Onur Bulut'un adı geçiyor. Devre arasında getireceğiz. Tamam yabancı değil. Bu transfer çat parayı verip alabilirsin. Ayrı bir konu ama biz transfer yapacağız. Ben 2 veya 3 tane transfer bu takıma geleceğini 2 veya 3 tane minimum oyuncunun da bu takımdan ayrılacağını düşünüyorum Ocak ayı içerisinde. Şimdi Bruno Perez'i de biz bugün izleyebiliriz. Hüseyin Türkmen diyoruz işte Bruno Perez'in de çünkü Abdullah Avcı şunu işaret etmişti. Kamp döneminde Bruno Perez'in performansına bakacağım. Antrenman performansına bakacak diye de bugün Hüseyin Türkmen 90 dakika bekliyorum diyorum ama belki 45-45 Bruno Perez'de yapabilir. Çünkü Bruno Perez'in de bir dönüşünü görmemiz lazım. Fiziksel yapısını, fiziksel anlamda kondisyonu görmek lazım. Bruno Perez muhtemelen yani oynarsa hoca ona diyecek ki zorla gidebildiğin yere kadar git. Nefesin bittiği yerde de çıkart beni diyebilir. Belki de kafadan başlar mı bilmiyorum ama bizim de öyle veya böyle Fenerbahçe maçının bir planlamasını yapmamız gerekiyor. Çünkü Hüseyin Türkmen'in oynama ihtimali çok yüksek bakın. Fenerbahçe maçının planlaması adına da Hüseyin Türkmen'e biraz daha sağ bekle böyle oturtması gerekiyor. Stoper başlatıp sağ beke de çekebilir. Sağ bek başlatıp Hüseyin Türkmen'i stopere de çekebilir. Şöyle yapabilir. Vitor Goy oyundan çıkartır. Dansville ee... Hüseyin Türkmen sağ beke burna perezi koyabilir. Bu şekilde de yapabilir ama ben Hüseyin Türkmen'e dediğim gibi 90 dakika bekliyorum. Viska ile alakalı düşüneceğim. 15-20 dakika oynarsa çok iyi. Bakın oynarsa çok iyi. 11'e yazanlar var biliyorum ama ilk 11 çok zor. Bunu da söyledikten sonra videomu tamamlayayım. Elimden gelince değerlendirmemi yaptım. Videomu sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem sizleri ayrı seviyorum. Allah'a emanet olun.